Ölmeden önce son gecesinde bu son gecem beni yalnız bırakın sabaha ölmüş olacağım diyen kahinin Türkiye ile ilgili şaşırtan kehanetleri. XVI. Yüzyılda yaşamasına rağmen kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor Nostradamus'un. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus, şimdi ise 2019 yıllık kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus'un şifreli 10 bölümden oluşan kitabını çözmeye çalışan araştırmacılar bazı kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine inanıyor. Pek çoğu 16. yüzyılda yazılan kehanetlerin ne olduğunu ve 2019'da gerçekleşip gerçekleşmediklerini merak ediyor. Nostradamus, 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un 2019 kehanetlerine göre Türkiye'de neler yaşanacak? Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar kehanet doğru mu olacak tartışmasını başlatmıştı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekilde yorumluyorlar. Türkiye depremi ne zaman olacak? Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan isim ise Fransız uzman Forbun. Forbun'a göre Nostradamus'un deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın 3. cildindeki Türkiye depremi kehaneti aslında Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha da korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi ve yakın bir zamanda, yakın bir gelecekte bir deprem olacak. Kehanetler depremle sınırlı değil. Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremlerle sınırlı değil. Deprem ve savaş. Fransız şifre çözücü Jean Carlos de Forbun'a göre Türkiye ilk olarak 2. cildin 52. dörtlüğünde ismi geçiyor. Atina ile savaş. Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, sonraki baharda iki kez daha olacak. Korent, Efes denizinde boğulacak. Yiğit şampiyonlar savaşa girecek. Forbun'un ismini vermediği bir ülke iki deniz yani Ege ve Karadeniz arasında geçecek. Yunanistan Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek. Türkiye ile ilgili ikinci kehanet 3. cildin 3. dörtlüğünde geçecek. Mars, Merkür ve Ay bir araya gelecek. Güneyde korkunç bir kuraklık görülecek. Asya'nın dibindeki toprak sarsılacak ve Korent ve Efes'te karışıklık meydana gelecek. Sizce Nostradamus'un bu kehanetleri gerçekten doğru çıkabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.